Tunus'un zengin kültürel mirası binlerce yıl öncesine dayanır. Afrika'nın kuzey sahillerinde yer alan Tunus'un tarihi ve mirası Akdeniz'de yoğunlaşan pek çok büyük uygarlık tarafından şekillendirilmiştir. Sahil kesimleri Romalılar orayı istila etmeden çok daha önce yaşam alanı haline gelmişti. Fenikeliler önceden Kuzey Afrika'ya yerleşmişlerdi ve büyük başkentleri olan Kartaca'yı kurmuşlardı. Yerli halkla Fenikelilerin karışımından ortaya çıkan Punik uygarlığı birkaç yüzyıl boyunca hüküm sürdü. Milattan önce 146 yılında Kartaca Romalılar tarafından yıkıma uğratıldı ve bunu takiben Romalılar Akdeniz'in Afrika kıyılarındaki topraklarda hak iddia etmeye başladılar. Bu topraklara bugünkü Tunus'un kuzeyi de dahildi. Bir Roma eyaleti olarak Afrika kolonisi şeklinde kurulan Afrika Proconsularis, Milattan sonra 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu'nun önemli ekonomik güçlerinden biriydi. Bereketli topraklarında bol miktarda tarımsal üretim yapılıyordu. Buğday ve zeytin imparatorluğun tamamına ihraç ediliyordu ve bunlar eyalete muazzam bir zenginlik sağlıyordu. İnşa edilen lüks evler ve kamu binaları süslü mozaik kaplamalarla bezeniyordu. Bu mozaiklerin çoğu günümüzde Tunus Ulusal Müzesi'nin koleksiyonları arasında yer alıyor. Yapılışlarından yüzlerce yıl sonra bizlere Roma dönemi Kuzey Afrikası'ndaki hayata dair izler sunuyorlar. Je voudrais dire que je suis très heureux de parler aux amis américains, heureux de partager avec vous nos richesses patrimoniales, des richesses qui remontent à plus de 3000 ans. La Tunisie, qui est un petit pays par sa superficie, mais qui est très profond dans l'histoire, qui fait beaucoup d'efforts pour mettre en valeur ses richesses. Et c'est l'occasion pour nous de montrer que, justement, un petit pays, par sa superficie, par le nombre de ses habitants, peut être aussi un pays de grande tradition, un pays riche et grand dans son histoire. Nous avons plus de 30 000 sites et monuments en Tunisie. Les mosaïques, c'est une partie de cette euh, tradition, de cette richesse patrimoniale. Kuzey Afrika'daki yer kaplama geleneği Romalıların fethinden öncesine dayanıyor. Kırık seramik parçalarının harçla karıştırılmasıyla yapılan ve bazen beyaz taşlarla da süslenen kaplamalar o bölgedeki evlerin çoğunda mevcuttu. Bu evlerin ayrıca kendilerine ait banyoları ve karmaşık su tesisatı sistemleri vardı. Roma dönemindeki Tunus'ta mozaik kaplamalar hem kamusal hem de özel yapılarda, mimari dekorasyonda oldukça yaygın kullanılırdı. Bunların kullanımı şahsın ya da devletin zenginliğinin ve statüsünün bir göstergesiydi. Şekillendirilmiş renkli mermer ve taş parçalarıyla kusursuzca bezenen zeminler basit veya karmaşık desenlerin içine gömülürdü ve bunlar en lüks ve prestijli kaplama türü olduklarından sadece çok zenginlerin evlerinde veya önemli kamu binalarında bulunurdu. Evlerdeki en süslü tasarıma sahip olan ve genellikle sembolik sahnelerin resmedildiği zeminler çoğunlukla misafirlerin davet edileceği, eğlence amacıyla ayrılan odalarda yer alırdı ve bunlar misafirleri etkilemenin bir yolu olarak görülürdü. Yiyecek ve içeceklerin resmedildiği mozaik kaplamalar genellikle tricliniumda denen yemek odalarında bulunurdu ve bunlar da adeta sunulacak menüyü misafirlerin ayaklarına seren görsellerdi. Daha basit olan geometrik veya çiçekli tasarımlar ise figüratif mozaikleri çerçevelemek için kullanılırdı ve bunlar daha az önemli görülen odalarda yer alırdı. Mozaiklerin üzerlerindeki görseller genellikle mimari olarak konumlarının nerede olduğu ile bağlantılıydı. Yani bir zeminin üzerinde dağılmış figürler olduğunu görmek de mümkün. Örneğin bu mozaikte devrilen bir sepetten dökülen balıklar resmedilmiş. Tabii buradaki problem şu. Mozeyi yerden kaldırıp müzede sergilediğiniz zaman balıklar sanki havada uçuyorlarmış gibi ya da duvarların üzerinde yüzüyorlarmış gibi algılanıyor. Dolayısıyla resmin asıl amacı ve anlamı değişmiş oluyor. Mozaiklerin arkeolojik bölgelerden kaldırılması, yani onların ait oldukları, üretildikleri ve yerleştirildikleri yerlerden sökülmesi uzun zamandır yapılan bir şey. Bunun iyi etkileri olduğu gibi korkunç etkileri de olabiliyor. Mozaiklerin sökülmesinin iyi yanı bu sanat eserlerinin ancak müzelerdeki korunaklı ortamlarda saklanarak günümüze kadar ulaşabilmiş olması. Fakat tabii ki esas ait oldukları yerden de ayrılmış oluyorlar. Artık bir yapının parçası değiller ya da artık binanın zeminini süslemiyorlar. Söküldükten sonra müze duvarlarını süsleyen birer sanat eseri haline geliyorlar. Aynı bir tablo gibi çerçeveleniyorlar ama bir binanın parçası olduklarına dair izler bu şekilde yok oluyor. Müze duvarında asılı olan bir mozaik nasıl tüm hikayeyi anlatamıyorsa, bunun çıkarıldığı arkeolojik alanda artık eksiktir. Mozaik ve mimari yapı arasındaki eşsiz bağ yok olmuştur. Özellikle figürlü görseller içeren ve bu sebeple zengin bir görsel anlatım sunan mozaikler daha değerli görülüyor. Genelde bunlar öncelikli olarak çıkarılıp müzelere götürülüyor ya da koruma amacıyla saklama alanlarına alınıyordu. Tunus'un arkeolojik alanlarında günümüzde bulunabilen mozaikler çoğunlukla geometrik ya da çiçek desenli mozaiklerdir. Son yıllarda yerinde konservasyonu ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsenmeye başlandı. Bu sayede mozaikler arkeolojik alan içinde kalıyor ve asıl ait olduğu yerde korunuyor. Konservasyon süreci açısından mozaikleri arkeolojik alanda bırakmanın Mozaikleri müzede saklamaya nazaran zorlukları var. En önemli sorunlardan biri mozaiklerin sürekli olarak doğal şartlara maruz kalması. İlk yapıldıklarında bu şekilde konumlandırıldıkları için mozaikler iyi korunmazsa tamamen yok olma riskleri var. Mozaiklerin bozulma süreci çok hızlı gelişir. Bu yüzden biz de mozaiklere hızlıca ve yerinde müdahale edebilecek iyi bir ekip kurmak istedik. Bunun için İNP'de, yani Ulusal Miras Enstitüsü'nde çalışacak gençlerle konuştuk ve onlara onarım süreci boyunca eğitilecekleri bir fırsat sunduk. Önce mozaikleri belgelemeleri, ardından bunları daha dayanıklı hale getirecek çalışmalar yapmaları gerekiyordu. Tunus Ulusal Miras Enstitüsü, ülkenin arkeolojik alanlarında yer alan mozaiklerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla, 1998 yılında Getty Konservasyon Enstitüsü ile ortak bir program yarattı. Mozaik teknisyenlerinin bölgesel gruplar halinde bir araya gelmesini sağlayan ve bu insanlara mozaiklere yerinde uygulanabilecek basit onarım ve stabilizasyon yöntemlerini gösteren bir uygulamalı eğitim projesiydi. Tunus'ta 1998 yılından beri yürütmekte olduğumuz bu eğitimlerin şimdiden birkaç sahada oldukça etkili olduklarını söyleyebilirim. Liken Alk ve yosun gibi mikroorganizmalarla kaplandığı için tamamen gizlenmiş mozaikler artık gün yüzüne çıkartılmış durumda. Fakat temizlik, acil ihtiyaç duyulan stabilizasyon işlemlerinin sadece ilk aşaması ve mozaik materyallerinde daha fazla kayıp olmaması için bir an önce yapılmalı. Onarım çalışmalarına geçmeden önce eğitime katılanlar mozaikleri nasıl belgeleyeceklerini öğreniyorlar. Belgeleme hem mevcut durumu hem de önceki müdahaleleri içermeli. Bunu çizimlerle veya fotoğraflarla belgeleyerek sonraki aşamaları daha iyi planlayabilir ve çalışmalarına hazırlanabilirler. Yüzeydeki bitkilerin temizlenmesinden gevşemiş mozaiklerin tekrar düzenlenmesine kadar tüm onarım çalışmaları dikkatli bir şekilde kayıt altına alınır.

ya da üzerlerinde yüzyıllarca birikmiş ve onları korumasını sağlamış toprak tabakaları olmadan toprak altından çıkarılan mozaikler hızlıca bozulur. Açık havada uzun süre sağlam kalabilmeleri için sık sık denetim yapılmalı, ihtiyaç oldukça ufak stabilizasyon işlemleri uygulanmalı ve üzerine biriken otlar ve tozlar temizlenmeli. Eğitime katılanlar çeşitli onarım ve stabilizasyon tekniklerini öğrenirler. Bu işlemlerde Roma döneminde kullanılana benzer kireç bazlı bir harç kullanırlar. Yakın geçmişte birçok mozaik çimento ile onarıldı. Çok göze çarpıyor olmasının yanı sıra çimento ile yapılan onarımlar bozulmayı hızlandırabilir. Çünkü çimento orijinal mozaik malzemelerine uygun değildir. Ayrıca çimentoyu mozaiğe zarar vermeden sökmek oldukça zordur. Bu çalışmanın önemli bir parçası farklı amaçlar için kullanılacak doğru harçları bulabilmek. Bulduğumuz her durum için doğru renkte ve uygun sertlikte bir karışım hazırlamaya çalışıyoruz. Mozaiklerin harç onarımlarını yaparken eserin estetik görünümüne özen gösteriyoruz. Mozaikte kullanılan taşlara yakın renklerle çakıllar kullanmaya çalışıyoruz. Böylelikle kayıp kısımlarda kullanılan haşlarla yapılan çalışmalar daha az göze batıyor ve onarım için kullanılan malzemeler yerine mozaiğin kendisini görebilmemiz de mümkün oluyor. Eğitime katılanlar aynı zamanda mozaiklerin nasıl tekrar örtülebileceği konusunda da eğitim alıyorlar. Bu mozaiği doğal şartlardan ve insan aktivitelerinden korumak için kullanılabiliyor. Toprak altındaki mozaiklerin nispeten stabil olan şartları sonuçta onların yüzyıllarca korunabilmesini sağlamış. Mozaikleri korumanın bir başka yolu da ziyaretçilerin onların üzerinde yürümesine izin vermemek. Tunus Ulusal Miras Enstitüsü ve Getty Konservasyon Enstitüsü arasındaki 10 yıllık işbirliğinin ve eğitimlerin ardından bu alanda çalışan 20 kişi sahaya çıkacak ve Ulusal Miras Enstitüsü'nün sağladığı materyalleri ve fonları kullanarak çalışmalar yapacaklar. Bununla gurur duyuyoruz ve bence bunu yapabilmiş olmamız gerçekten de çok önemli.